Merhabalar. 4. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık 1. videoyla devam ediyoruz arkadaşlar. 2. ve 3. hazırlık videolarını da en yakın zamanda atacağım. Arkadaşlar öncelikle yazılı sorularına başlamadan önce Mıstık Fenci YouTube kanalında tüm konuları tekrar etmek için videoları izleyebilirsiniz. Boşluk doldurma sorularıyla başlayalım. Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz. Arkadaşlar vitaminler, su ve mineraller vücudumuzda düzenleyici olarak görev yaparlar. Karbonhidratlar ve yağlar enerji verici, proteinler ise yapıcı, onarıcı olarak görev yapıyordu. Dünyanın kendi etrafında arkadaşlar dönmesi 24 saat sürer. Besinler kaynağına göre bitkisel besinler ve Hayvansal besinler olmak üzere besinler diye ikiye ayrılır. Tabağımızda yiyebileceğimiz kadar yemek almamız besin israfını önler arkadaşlar. Et, süt, yumurta protein içeren besinlerdir. Arkadaşlar hayvansal gıdalar protein içerir ve proteinler de vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapar. Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu gece ve gündüz oluşur arkadaşlar. Güneş etrafında dolanması sonucunda bir yıl ve mevsimler oluşur arkadaşlar. Yer kabuğunun kara tabakası kayaçları oluşturmuştur. nokta nokta demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeker arkadaşlar mıknatıs. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken man çekenlere mıknatıs diyoruz. Karbonhidratlar ve yağlar enerji veren besinlerdir. Mıknatısların nokta nokta kutupları birbirini çeker. Arkadaşlar zıt kutuplar birbirini çeker, aynı kutuplar birbirini iter. Mıknatıs da her zaman öyledir. Test sorularıyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisinde uygulanan kuvvet cismin şeklini değiştirmez diyor arkadaşlar. Telin bükülmesi değiştirir, portakalın sıkılması değiştirir, sandalyenin itilmesi ha, sadece hareket ettirir şeklini değiştirmez. Camın kırılması şeklini değiştirir. İkinci soruyla devam edelim. Mıknatısın kutupları hangi seçenekte doğru olarak eşitletilmişti? Arkadaşlar North İngilizce'de kuzey demek, sol güney demek. Mıknatısın da N ve S kutupları vardır. Cevabımız A şıkkıdır. Ne yanlış arkadaşlar? Yanlış. N ve S kutbu. Kuzey ve güney kutbudur. North ve South kelimelerinin baş harfiyle başlar. Bunlar yanlış. Dördüncü soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Tüm, tüm besinlerin belirli bir ömrü vardır. Doğru. Bozulan besinleri yenmeyecek, bozulan besinler yenmeyecek duruma gelir. Doğru hatta sağlığımızı bozar arkadaşlar yememeliyiz. Besinlerin tazeliğini uzun süre koruması için uygun koşullar altında saklanması gerekir. Doğru. Her besin aynı zamanda ve aynı şekilde bozulmadan kalabilir. Hayır arkadaşlar tüm besinlerin bozulma süresi ve saklanma süresi farklıdır. Dördüncü soruyla devam edelim. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur diyor. Paketlenmiş besinleri alırken TSA damgasının olmasına bakmalıyız arkadaşlar. Paketlerin gösterişli olması hiç önemli değil. Son kullanma tarihine bakmalıyız. Hangileri doğrudur? 1 ve 3 doğrudur. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden değildir? Hızlanma, yön değiştirme, durdurma kuvvetin etkileridir. Renk değiştirme ise kuvvetin etkisi değildir. Oyun hamuruyla değişik şekiller yapmak kuvvetin hangi etkisine örnektir? Arkadaşlar oyun hamurla Yön değiştirme değil, hızlanma değil, şekil değiştirme, yavaşlama değil. Oyun hamurları şekiller yapmak şekil değiştirme etkisine örnektir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisi kalkınca yine eski haline döner? Arkadaşlar esnek cisimler kuvvetin etkisi kalktığında arkadaşlar esnek cisimler Kuvvetin etkisi kalktığında eski haline döner. O halde hangisi esnek cisim? Sünger esnek cisimdir arkadaşlar. Cam, teneke kutu ve tuğla esnek cisim değildir. Sünger, yay, plastik, lastik bunlar esnek cisimlere örnektir. 8. soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hareketli bir cisim kuvvetin etkisiyle yavaşlayabilir. Evet, kuvvetin yavaşlatma etkisi var. Kuvvet uygulanan her cisim şekil değiştirir. Hayır arkadaşlar. Yön de değiştirebilir, hızını da yavaşlatabilir, durdurabilir. Sadece şekil değiştirmez. Her cisim dediği için yanlış. Topun direğe çarparak geri gelmesi yön değiştirme hareketidir. Doğru. Elimize vurduğumuzda, elimizle vurduğumuzda yumurtanın kırılması kalıcı şekil değişikliğidir. Doğru arkadaşlar. 9. soru. Kerem spor yapan, sağlıklı beslenen biridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kerem'in tükettiği besinlerden olamaz? Arkadaşlar Olamazı soruyor. Yumurta protein için gerekli, havuç vitamin için gerekli, ayran protein çek gerekli. Kolay ise arkadaşlar sağlıksız besindir. Spor yapanlar sağlıksız besinler tüketmez. Cevap Ceyhan. 10. soru. Durumunda sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? Bir otobüsün durağa yaklaşması, yavaşlama, durakta yolcu alması, durma, yolcuları aldıktan sonra ayrılması. Arkadaşlar hızlanma. O halde hangisi var sırasıyla yavaşlama, durma ve hızlanma? Cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Hızlanma olamaz, yavaşlamıştır. Yavaşlama, durma, yavaşlama değil hızlanma, durma değil arkadaşlar. O halde cevabımız A şıkkı. 11. soruyla devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinin yap yapısında mıknatıs bulunmaz diyor arkadaşlar. Cep telefonunda, televizyonda, pusulada bulunurken büyüteçte mıknatıs yoktur arkadaşlar. Mıknatıslar aşağıdakilerden hangisine yaklaştırılırsa o cisme zarar verebilir. Arkadaşlar banka kartı, televizyon, cep telefonu, kredi kartı gibi CD'ye yaklaştırıldığında mıknatıslar onlara zarar verir. Sehpa, para ve kitaba herhangi bir zararı yoktur arkadaşlar. 14. soruyla devam edelim. Düşüp yaralandığımızda en çok hangi besin içeriğini iç, be, içeriğini içeren besinleri daha fazla tüketmeliyiz? Arkadaşlar protein yapılı, yapıcı ve onarıcı olduğu için protein tüketmeliyiz. Karbonhidratlar enerji verici, vitaminler düzenleyici, su düzenleyici. Proteinler ise yapıcı, onarıcı olduğu için yaralandığımızda protein içerikli besinler yemeliyiz. 15. soruyla devam edelim. İki eş parçaya bölünen bir mıknatıs için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Her bir parçanın İki farklı kutbu vardır. Doğru arkadaşlar. Mıknatıslar ne kadar küçük parçalarla ayrılırsa ayrılsın. Mıknatısık özelliğini kaybetmez ve yine iki kutbu vardır. Her iki parça mıknatıs özelliğini kaybeder. Yanlış kaybetmez. Her iki parçanın tek kutu vardır. Hayır. İki parça da çekme özelliğini kaybeder. Hayır. Çekme özelliğini de kaybetmez arkadaşlar. 16. soru. Sağlıklı beslenen bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Taze ve doğal besin tüketir. Yapar arkadaşlar. Paketlenmiş ürünlerin son kullanma tarihine dikkat eder arkadaşlar. Her çeşit besinden yeteri kadar yer. Evet arkadaşlar. Sağlıklı beslenenler her çeşit besinden ihtiyacı olanı kadar yerler. Yağ ve ekmek gibi enerji verici besinlere öncelik verirler. Hayır arkadaşlar. Her türlü besinden yeteri kadar yerler. Hangisi yanlıştır? D şıkkı yanlıştır. 17 soruyla devam edelim. İçinde bulunan nikotin ile bağımlılığa neden olan ve sağlığımıza zararlı olan madde sigaradır arkadaşlar. Ayrıca akciğerlerimizi ve arkadaşlar e, gırtlağımızı gırtlak kanserine dahi neden olabilir. İçerisinde nikotin dediği için cevabımız B şıkkı sigara olacak. Dünyamızın kendi etrafında dönmesi sonucu arkadaşlar gece ve gündüz oluşur ve 24 saat sürer. Mevsimler, yıllar arkadaşlar dünyanın güneş etrafında dolanmasıyla ay ise ayın dünya etrafında dolanmasıyla meydana gelir. Arkadaşlar Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup bildirimleri açıp beni takip edebilirsiniz. İkinci ve üçüncü yazılıya hazırlık videolarında görüşmek üzere.